Zincir sesi şunun ayarın bozulduğundan mı oluyor, yoksa ya bu gevşediği için mi oluyor, zincir kendini saldığı için mi oluyor? Zincir biraz sündüğü zaman. Merhabalar, bugün ilk çalıştırmada gelen zincir sesi sorununa değineceğiz. Yani trigger zinciri sesi. Bu ses neden gelir ve trigger zinciri sesi nasıl kesilir, bunları araç üzerinde göstererek anlatacağız. Videomuza başlayalım. Öncelikle ister ilk çalıştırmada zincir sesi olsun, isterseniz gaza bastığınızda gelen zincir sesi olsun, yani yüksek devirde, ya da rölantide zincir sesi olsun, hiç fark etmez, bir araçta zincir sesi varsa o aracın trigger zincirinde bir sorun var demektir. Ve nedir bu sorun ve neden bu ses geliyor, araç üzerinde bir görelim önce. Zincir sesi şunun ayarın bozulduğundan mı oluyor, yoksa ya bu gevşediği için mi oluyor, zincir kendini saldığı için mi oluyor? Zincir biraz sündüğü zaman. Burada otomatik gerginiz var. Zincire bastırıyor şuraya. Onunla kadar gevşese de bu ileri atıyor, zincir sesini kesiyor. Tabii bastırıyor, otomatik yağıyla çalışıyor. Zincir sesi, zincir uzasa da buradan bastırınca kesiyor. Değişim periyodunu nasıl anlıyor o zaman araç sahibi? Bu zincirin değişim periyodu yoktur. Ha değil mi? Niye yok yani? Sadece ondalarda zincir garip... uzadığında ateşlenmeyle, enjektörle ilgili arıza verir. CMPP diye sensörümüz var. O arıza verir. Sündüğüne daha zamanlaması değişiyor. Hı. Zamanlaması değişiyor. Onun gibi diyorsun otomatik. Aynen. Bunların valf ucundaki. Evet. Bu yakıt pompasının gergisi. Yakıt pompasının. Buradaki balans veri. Motorun. İşte bu zinciri. Bu aynı zamanda yağ pompası değil mi? Yağ pompası, evet. Aynı zamanda yağ pompası tabii. Gördüğünüz gibi trigger zincirinin değişim periyodu videoda gördüğünüz gibi sesle bağlantılı. Çoğu araç üreticisi trigger zinciri için belli bir değişim periyodu vermiyor. Yani aracınızda ilk çalıştırmada gelen zincir ses sorunu varsa bu trigger zincirinizin değişim zamanının geldiğinin habercisi olabilir. Peki şimdi ikinci başlangıçta söylediğimiz ikinci şeye geçelim. Trigger zinciri sesi nasıl kesilir? Trigger zinciri sesini kesmek için yapmamız gereken tek şey trigger zincirini değiştirmek. Bazı nadir durumlarda ve bazı nadir teknoloji motorlarda, az önce gördüğünüz motorda triggeri gevşedikçe iten hidrolik gergileri görmüştünüz. O tarz şeyler arıza yapmadığı sürece, ki onlar da çok nadir ihtimal, milyonda bir hatta, yani genelde o parçalar kolay kolay arıza yapmaz. Arızanın nedeni, sesin gelme nedeni trigger zincirinin değişim periyodudur genelde. Ama ola ki yaptı diyelim, böyle çok nadir ihtimaller hariç, o parçalar değişince tabii ses kesilir. Ama genelde %90 trigger zinciri değişimiyle sorun ortadan kaybolacaktır. Trigger zincirinin değişimi biraz zahmetli bir iş. Neredeyse tam gün alıyor araçlarda bu zincirin değişimi. O yüzden hem parça maliyeti hem işçilik maliyeti biraz pahalı, ama çok uzun periyotlarda değişen bir malzeme ve ihmal edilmemesi gereken bir malzeme. Çünkü trigger zinciri kopma ya da atlama durumu yaparsa bu motor sağlığı için son derece zararlı. Bu şu yüzden tehlikeli: trigger zinciri bildiğiniz gibi motorun zamanlamasını, yani crankla egzantriğin arasındaki zamanlamayı kontrol eden bir parça. Bu zincir koptuğu zaman bu zamanlama bozulacağı için pistonlar swaplara çarpacaktır. Bu da swaplar ve pistonlarda, yani silindir kapağında hasar oluşmasına neden olacaktır. Bunlar çok pahalı şeyler. Şu an bir motor, ortalama bir motor, yani ortalama marka, tam rektefe, tam hasar ve tam rektefe durumunda yüz binlerce lira maliyet demek. O yüzden ihmale gelecek bir arıza değil. Eğer ilk çalıştırmada trigger zinciri sesi varsa aracınızda, mutlaka trigger zincirinizin değişim zamanının gelip gelmediğini bir ustaya göstermeniz lazım. Zaten o ilk çalıştırmada gelen sesten, çalışırken ürettiği sesten ustanız bakıp size bir şey söyleyecektir. Ayrıca bu yaşadığımız sorun da trigger zinciri arızası nasıl anlaşılır sorusunun cevabı. Yani yaşadığınız sorun trigger zincirinizde bir arıza, bir sorun, bir değişim periyodunun geldiğinin kanıtı olmuş oluyor. Trigger zincirine egzantrik zinciri de deniyor. Çünkü egzantrik milinin zamanlamasını ayarladığı için. Ustanız buna egzantrik zinciri derse ya da araştırmalarınızda egzantrik zinciri şeklinde bir şey görürseniz kafanız karışmasın. Egzantrik zinciri diye kastedilen trigger zinciri zaten. Yani egzantrik zinciri sesi, trigger zinciri sesi aynı şey diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlere destek olmak için videomuzu beğenebilir, yorum yapabilir ve hepsinden önemlisi kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.